Tekrarlayan gebelik kayıplarını İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Aret Kamar ile konuşacağız. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Tekrarlayan gebelik kayıpları nedir? Tekrarlayan gebelik kayıpları ne oranda rastlanmaktadır? Şimdi tekrarlayan gebelik kayıpları aslında gebeliklerin %10'u kaybediliyor. %10 yani her hamile kalan insan ister tedaviyle hamile kalmış olsun, ister tüp bebek tedavisiyle, ister de evinde hamile kalmış olsun. Gebeliklerin %10'u kaybediliyor. Çünkü %10'u o veya bu sebeple ya rahimde uygun bir yere yerleşmediği için, ya rahim dışında bir yerlere yerleştiği için, ya da yerleşen bebek çok sağlıklı olmadığı için bulunduğu yerde gelişimini tamamlayamıyor ve bu şekilde gebelik sonlanmış oluyor. Biz tabii ki normal hamile kalan bir hastayı, çifti, ilk kontrol hemen ilk ay içerisinde adet geçtikten bir hafta 10 gün sonra kontrol ediyoruz. İlk kontrolde amacımız bebeğin nereye yerleştiğini görmektir. Bebek rahim içerisinde, endometrium dediğimiz tabaka içerisinde uygun bir yere yerleşmiş olmasını bekliyoruz. İlk kontrol bunun için çok önemli. Onun için ilk kontrolü çok geciktirmemek de önemli. Çünkü bazen bebek her zaman rahmin içerisine yerleşmemiş olabiliyor. Rahim ağzına yerleşebiliyor, tüplere yerleşebiliyor. 9 ayı tamamlayamayacağı yerlere yerleşmiş olabiliyor. Bu yüzden ilk kontrolde bebek nereye yerleşmiş çok önemli. İkinci kontrol, bebek büyüyor mu diye bakılır. Bebek ilk kontrolle ikinci kontrol arasında aradan kaç gün geçtiyse artık 10 gün mü geçti, 15 gün mü geçti, bu süre içerisinde olması gerektiği kadar büyüdü mü, bebeğin oluşumu normal mi, kalbi atıyor mu, her şey nasıl gidiyor bunlara bakılır. Ve daha sonra 3. ay tamamlandığında bebek sağlıklı mı diye bakılmaya başlanır. İşte bu kontroller içerisinde bebeğin gelişiminde herhangi bir problem sezdiğimiz zaman, gelişmediğini sezdiğimiz zaman biz bu bebek ilerlemiyor, bu bebek düşükle sonuçlanacak, bu bebeği almak gerekiyor filan gibi hastaya bilgi veriyoruz. Tabii ki normal yoldan hamile kalanlar çok üzülüyorlar bebeği büyütemedikleri zaman ama tüp bebekle hamile kalanlar daha çok üzülüyorlar. Çünkü tedaviyle zaman harcanarak, emek harcanarak elde edilmiş bir gebelik, bunun kaybedilmesi güzel olmuyor. Tekrarlayan gebelik kayıpları hangi faktörlerden kaynaklanabilir? Örneğin kadının yaşı bunda etkili bir faktör olabilir mi? Şimdi genellikle biz bebeklerin kaybedilmesini ya rahimle ilgili problemlerden dolayı, yani rahim bebekte aslında hiçbir problem yoktur ama bir şekilde bebeğin beslenmesini sağlayamamıştır. Ya da rahim tamamen normaldir, her şey güzeldir. Bebekte olması gereken yere yerleşmiştir. Ama burada gelişimini devam ettirememiştir, büyüyememiştir. Bebekle ilgili, bebeğin sağlıksız gelişimiyle ilgili sebeplerden dolayı kaybederiz. Oranlama yapılırsa, genelde genç yaşlarda bebek sağlıksız olduğu için kayıplar daha fazladır. Ama yaş ilerledikçe biliyorsunuz yumurta kalitesi bozuluyor, işte yumurtaların sayısı azalıyor ve yaşa bağlı olarak biliyorsunuz Down sendromu ve diğer kromozomal probleme bağlı gebelikler oluşma ihtimali artıyor. Dolayısıyla yaşı büyük olan gebelerde ki bizim tüp bebekle hamile bıraktığımız hastaların büyük çoğunluğu zaten yaşı büyük olan kadınlardır. Çünkü ilk aşamalarda genellikle genç yaşlarda tüp bebek kolay kolay kimse denemiyor eğer eşinde belirgin bir problem olmadığı sürece. Dolayısıyla bizim tüp bebekle daha çok hamile bırakıp da büyüyemeyen bebekler, bebeğin kendisinde problemi olan, kromozomal problemi olan gebelik kayıplarıdır. Doğada böyle bir koruma mekanizması var. Genellikle sağlıksız olan bebekleri vücut atar. Büyütmez onu içinde. Aynı şey tabiatta da var. Bir bitki ekersiniz. O bitki eğer sağlıksız gelişiyorsa bir şekilde siz sulasanız bile solar gider. Ama biz tabii gebelik kayıplarına her zaman ilki bile olsa, şimdi tekrarlayan gebelik kayıplarını konuşuyoruz ama tekrarlayan gebelik kaybı normalde 3 ve üstünde gebelik kaybı demektir. Ama biz bir gebelik kaybı bile olduğu zaman bu konuda çok hassasız. Çünkü hiçbir kadın bebeğini bir daha kaybetmek istemez. Dolayısıyla biz her zaman bebek büyümediği zaman,
bu bebek büyümemiş canım, yenisi olur, üzülme demeyiz hastaya. Biz her zaman o bebeği oradan alıp niye büyümediğini anlamak isteriz. Genellikle piyasada yapılan bebeği alıp patolojiye yollamaktır. Ama patoloji bebeğin sağlıklı olup olmadığını gösteren bir şey değildir. Patoloji, bir parça alırsınız, onu tahlile yollarsınız. O tahlil neticesinde o yolladığınız şeyin size ne olduğunu söyler. Yani buradan bir şey aldınız, bu kanser midir, iyi midir, kötü müdür, ne olduğunu söyler. Dolayısıyla biz bebeği alıp patolojiye yolladığımız zaman bebek patolojiden gebelik diye gelecektir. Bize yol göstermeyecektir. Onun için buradan en önemli uyarımız, demek ki az önce dedik ki kadın hamile kalır kalmaz doktora gitmeli ve bebeğin nereye yerleştiğine mutlaka baktırmalı. İkinci olan da gebelik kaybı olduğu zaman mutlaka ilk bile olsa sebebi araştırılmalı. O bebek alınıp genetik incelemeye yollanmalı ve bizim o genetik inceleme neticesinde şunu anlayabiliyoruz. Bebek acaba sağlıklı mıydı da bebek büyümedi, yoksa bebek zaten sağlıksızdı? Şimdi biz diyelim ki bebeği tahlile yolladık. Dediler ki bize bebek sağlıklı. Şimdi o zaman bizim acaba bu kadının rahminde tekrar tekrar bebeği büyütmesini engelleyecek bir problem mi var? Bu bebek büyümedi de bir dahaki de mi büyümez acaba diye baktırmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Rahim filmi yoksa hastanın mutlaka rahim filmini çektirmemiz lazım. Rahminin içinde bebeği büyütmeyi engelleyecek herhangi problem var mı diye bakmamız lazım. İşte polipler, doğuştan gelen perdeler, miyomlar, bebeğin gelişimini etkilerler çünkü. Bir de tüplerde bir problem var mı diye bakmak lazım. Tüplerdeki tıkanıklıklar, özellikle hidrosalpenks dediğimiz durum, geriye doğru, rahmin içine doğru toksik maddeler akıttığı için bebeğin orada büyümesini engelleyecektir ve düşükle sonuçlanacaktır. Dolayısıyla eğer bebek sağlıklıysa biz her zaman rahimde, annenin sağlığıyla ilgili herhangi bir şey var mı, rahimin kendisinde bir şey var mı, iyice bir irdelememiz lazım. Diyelim ki materyali yolladık genetiğe, dediler ki bebek sağlıksız, onun için büyümemiş bu bebek. O zaman da anne ya da babadan, kromozomlarından gelen bir problem var mı diye bakmamız lazım. Çoğunlukla sağlıksız gebelikler, özellikle yaşı ilerleyen annelerde tesadüfen oluşurlar. Ama bazen anne ya da baba kendisi bir kromozomal problem taşıyordur. Ve o kromozomal problem bebeğe gittikçe bebeğin düşüğüyle sonuçlanır. Dolayısıyla biz eğer bebeğin genetiğinde bir problem tespit edildiyse mutlaka anne ve babanın kromozomlarına da bakmak zorundayız. Eğer bu tahlillerin hepsi normal gelirse, mesela rahim filmi çektik, bir problem yok. Ultrasonla baktık, bir problem yok. Karı koca genetiklere baktık, onlarda da bir problem yok. Ancak o zaman bu çifte siz yine tekrar hamile kalın, gelin diyebiliriz. Ama bu tahlillerde, rahim filminde ya da ultrasonda bebeği büyütmeyle ilgili bir problem gördük. O zaman mesela miyom varsa miyomu almak lazım, polip varsa polibi almak lazım. Eğer tüplerde bir problem varsa onları ameliyat yapıp gerekirse mutlaka düzeltmek lazım. Anne ya da babanın kromozomlarında bir problem görürsek, işte o zaman dersek ki bu problem hep düşükle sonuçlanacak bir problem, işte o zaman tüp bebek yapmak lazım. Çünkü sadece tüp bebek yaparken biz ancak bebeği rahmin içerisine koymadan evvel preimplantasyon genetik tanı dediğimiz yöntemle bebeğin bir hücresini ya da birkaç hücresini alarak o bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlayabiliriz. Dolayısıyla içeriye bebeği koyarken biz bebeğin sağlıklı olduğunu görüyorsak o zaman o bebeğin içeride sağlıkla büyümesi ve sağ salim doğması da mümkün olur. Dolayısıyla bu işin ana fikri aman bu düşüktür, olabilir, inşallah bir daha olmaz demek yerine her düşük yapan kadını sanki bir daha düşük yapacakmış tekrar diye değerlendirip ona göre hareket etmek lazım. Covid-19 sürecinde tüp bebek tedavisi gören hastalar nelere dikkat etmeli? Şimdi biz bu Covid-19 sürecinde tüp bebek merkezimizin faaliyetini hiç durdurmadık. Bu biraz salgındır. Bütün dünyayı etkileyen bir salgındır. Ama bu böyle bir ayda, iki ayda bitecek ya da sonuçlanacak bir şey değildir. Covid-19 süreci içerisinde bu dünyadan temizlenene kadar ki tahminen 1,5-2 sene içerisinde ancak ortadan kalkacaktır. İnsanların
yakın temastan kaçınmaları, kendi sağlıklarını korunmaları, C vitamini almaları, temiz havada spor yapmaları, yürüyüş yapmaları mesela özellikle gebelerin tavsiye ediyoruz. Kalabalık yerlerden çok mecbur kalmadıkça kaçmalarını, uzak durmalarını istiyoruz. Dolayısıyla biz biliyoruz ki tabii ki gebelerin çoğu genelde genç yaşta olanlar ve bunların çoğunun da kronik bir hastalığı yok. Covid-19'un daha çok yaşı büyük olanlarda, akciğer problemi olanlarda, kronik hastalığı olanlarda daha büyük sıkıntı yarattığını biliyoruz. Aslında gebelerin çoğu Covid-19'u normal bir grip gibi geçirebiliyor. Bir burun akıntısı olabilir, bir öksürük olabilir, bir ses kısıklığı veya boğaz ağrısı ve ateş olabilir. Çoğunda bebeğine şu ana kadar en azından işte Covid-19 geçirenlerin bebeklerinde şu problem oluyor, bu problem oluyor gibi de tespit edilmiş bir şey yok. Ama tabii ki yakalanmamak en güzeli. Yakalanmamak için de mümkün olduğu kadar yakın temastan uzak durmaları gerekiyor. İleri gebelik haftalarında kayıpların sebepleri nelerdir? Tabii ki biz şimdiye kadar hep böyle erken dönemde yani 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık düşükleri konuştuk ama düşükler daha ileri gebelik haftalarında da olabiliyor. Bunun en büyük sebebi rahim ağzı yetersizliğidir. Bebek rahmin içerisinde büyürken rahim ağzı o bebeği içeride, o büyüyen kütleyi içeride tutamaz. Bazen hiç ağrı falan olmadan, hiçbir şikayet olmadan rahim ağzı açılmaya başlar ve bir gece ansızın işte bir iki damla kan, bir su gelmesiyle bebek kaybedilebilir. Böyle kayıplar da çok fazla var. Bunların çoğunda bebek zaten tamamen sağlıklıdır ama rahim bebeği 9 ay içinde taşıyamamıştır. Bunu anlamanın tek yolu var. Gebelik süresince kadınların vajinal ultrasonuna da rahim ağzının kontrol edilmesidir. Genelde yapılan hata sürekli karından ultrasonla bakılır. Bebek sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı denir. Sonra bir gece ansızın su gelir. Ama vajinal ultrason yapıldığı zaman elle muayenede daha hissedemediğimiz rahim ağzındaki kısalmaları, rahim ağzının iç kısmının açılmasını, bebeğin rahim ağzına doğru girmesini falan görebiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Kadın genel anestezi altındayken rahim ağzına aynı para kesesinin üstündeki ip gibi, hani paralar dökülmesin diye bir iple bağlıyoruz ya, rahim ağzına öyle bir dikiş geçirip oraya bir dikiş atıyoruz. Dolayısıyla bebeğin 9 ay içeride durmasını sağlıyoruz. Bunun yanında erken doğum tehditleri var, kasılmalarla gebelik kayıpları. Bunları ilaçlarla çoğunu doğum ağrılarını durdurarak halledebiliyoruz. Tekrarlayan gebelik kayıplarının çok az bir kısmında da vücudun bağışıklık sistemiyle alakalı durumlar var. Bağışıklık sisteminin çocuğu reddetmesiyle alakalı kısımlar var. Onlarda da mümkün olduğu kadar ilaçlarla bağışıklık sistemini bastırarak çocuğun 9 ay orada durmasını sağlayabiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde günümüzdeki gelişmeler nelerdir? Tüp bebek tedavisinde en önemli gelişme dondurma teknolojisidir. Bugün özellikle tekrarlayan gebelik kayıplarında biz eğer tüp bebek yapıyorsak hem bebeğin sağlıklı olup olmadığını önceden araştırabiliyoruz. Hem de bebeği annenin hormonlarının, annenin rahminin uygun olduğu zamanda rahmin içerisine koyabilme şansımız var. Mesela bir tedavi yaptık. Dedik ki hormonlar çok uygun değil, rahim çok uygun değil. Bebeği, embriyoyu dondurup saklayabiliyoruz. İstediğimiz zaman, istediğimiz tedavi altında bebeği rahmin içerisine koyabiliyoruz. Dolayısıyla rahim bebeği koyduğumuz anda ne kadar bebeği taşımaya ve bebeği büyütmeye elverişliyse düşük olma ihtimali de o kadar kalkıyor. Neticede biz bebeğin sağlıklı olduğunu genetik testlerle bir şekilde görebiliyoruz. Ama rahimi de ayarlama ihtimalimiz var. Dolayısıyla bizim böyle çok bebekleri dondurup 1-2 ay uğraştıktan sonra rahim iyiken bebeği içeriye koyup doğurduğumuz hasta var. Yeter ki yapılması gereken yapılmasın. 12 kere düşük yapanlar, 15 kere düşük yapanlar bu şekilde gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra çocuk sahibi olabiliyorlar.